sevgili dostlar, sponsorlarımız Golba.com ve Kayseri Özel Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, Antalya'daki son videolardan bir tanesi ya da son video olabilir arkadaşlar. Ee, sonrasında bakacağız durumlara. Jorge Jesus'tan Fenerbahçe paylaşımı. Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Instagram hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulunmuş. Demiş ki, ulan Ali Koç senin ben... Yok, e, ne demiş... Fenerbahçe ile ilgili bir paylaşımda bulunmuş. Kulübe teşekkür eden Portekizli teknik adam yaptığı açıklamadan teşekkürler Fenerbahçe, teşekkürler takım. Bu alışılmış bir sezon değildi. Harika taraftarlar ve profesyonellerle mutlu sona eren bir sezon oldu. Sizi tanımak bir zevkti ifadelerini kullanmış. 52 resmi maç, 35 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet. Baktığınız zaman Fenerbahçe açısından aslında iyi bir sezon değil ama en azından 8-9 senedir kupasızlık, hani formada şanlı Türk bayrağını kullanamamanın aşılması diyelim arkadaşlar. En azından bakın yapabiliyoruz. Hani şeytanın bacağını kırdık mesajıydı. Bu arada bu tip tişörtler Feneryum'da 3 al 2 öde kampanyasıyla çok fazla oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim %100 pamuktan oluyor. Yani baya baya rahatlatıyor söylemiş oluyum. Jesus'a dair de keşke, yani Suudi Arabistan milli takımıyla anlaşılıyorlar, keşke ülke takımıyla anlaşsaydı. Yani ülkenin, daha doğrusu ülke takım diyorum, normal bir takımla anlaşsaydı da, ne bileyim Araodur, Rossi'dir, parayı basalım da alalım falan deseydi, hani bize yaptığı gibi. Nasip. Ama şu an Fenerbahçe'de gündem Arda Güler. Arda Güler'e teklifler, Arda Güler'le teklifler. İtalyan devin Milan'ın Arda Güler'le resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe'ye izin yazısı yazdığı belirtildi. Fenerbahçe'de Arda Güler'i kadroda tutmak için çok çalışıyor. Milan izin yazısı yollamış. Yavuz e, Sabuncuoğlu'nun haberine göre e, böyle bir şey. Peki öte yandan Arda Güler'le ailesiyle Ali Koç bir araya geldi. İkinci görüşme yapıldı ama herhangi bir şey çıkmadı. Barcelona'nın, Real Madrid'in, Ajax'ın, Benfica'nın ve Newcastle gibi takımlarında ilgisi olduğu biliniyor. İlgisi demeyelim de daha da ötesi diyelim. 2025'e kadar sözleşmesi var. 35 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergiledi. Şimdi ben Arda Güler'e bir parantez açayım. Arkadaşlar bir atasözü vardır. Taş yerinde ağırdır diye. Yani taşın yerinde ağır olmasının hani insanların kafasında çağrıştıracağı şey şu sen kıymet verildiğin yerde olsun. Yanlış anlaşım anlamasın kimse. Arda Milan'da da başarılı olur. Barcelona'da da başarılı olur. Ne bileyim Real Madrid'de de başarılı olur. Ama ee, bu kadar başarılı olur mu bilemem. Ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ali Koç birkaç tekliften birinde bulundu. Hani Volkan Demir'in dediği gibi değil ama. Adını saydığım kulüplerden birisi ya da saymadığım bir kulüp 40 milyon euroluk net bir teklif sundu. Ay heyecandan konuşamadım. 40 milyon euroluk bir resmi teklif var Arda Güler'e. Hatta yapan kulüp de şunu söylüyor. Biz alalım bir sene sizde tekrar kiralık olsun. Çünkü sizde 3 tür kuralı falan filan var. Orada pişsin. Hani gelişimini ben de yakından takip edeyim. Gerekirse bireysel antrenör tutacağım. Gerekirse hani bireysel koç tutacağım diye. Ali Koç da bunu söyledi. Gidiyorsan da bari buraya git dedi. Böyle bir görüşme gerçekleşti ama nihai sonuç çıkmadı. Arkadaşlar bakın daha önce de söyledim. 40 milyon euro ya gidebilir ya da devam edebilir. 17.5'a gitmek. Ya hocam böyle sözleşmesinde 17.5'a kalır maddesi varken hangi aptal takım 40 milyon euro verir? Almak isteyen takım. Hocam öyle yapacağına mesela 17.5 versin. Oyuncuya da yıllık 5 versin. 5 milyon euroyu görünce hemen gelir. Sonuçta bon servisini arttıracağına yıllık ücretini arttırsın. 5 senede imzalasın. Öyle değil işte. Fenerbahçe'nin teklifi 2 milyon euroluk bir teklif. Sözleşmeyi uzatalım. 60 yani bu sene ayrılırsa 40, 40 milyon euro. Gelecek sene ayrılırsa 65 milyon euro serbest kalma maddesini koyalım diyor Fenerbahçe. Arda Güler'in ailesi hani vefasızlık yapacaklar mı yapmayacaklar mı hep birlikte izleyeceğiz ama ben şunu söyleyeyim. Benim duyumlarıma göre Arda Güler kalıyor. Gidiyorsa da 40 ve üzerine gidiyor arkadaşlar. Yani Sonra sonra demeyin, bak hep aynı şeyleri söyledim. Sonra bana demeyin hocam, işte hani ki kalacaktı, hani gidecekti falan demeyin. Çok açık ve net söylüyorum. Renato Sanchez adım adım Türkiye'ye. Paris Saint Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Renato Sanchez'in yeni adresinin Türkiye ye olabileceği yazıldı. Bakın Mustafa Hoca duyumu verir. Mustafa Hoca verdikten sonra sosyal medyada aynı duyumu verir. Fransız basında yer alan habere göre Paris Saint-Germain'de forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanchez eski kulübü Benfica'ya önerildi. Ancak Portekiz ekibi Sanchez'i takımında istemedi. Üç büyükler takipte. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray oyuncuyu yakından takip ediyor demiş. Tabii başkanlar arasında kankiş doluk düzeyi Ali Koç ile var. Herhalde Ali Koç bu kankiş doluk ilişkisini kullanacaktır diye düşünüyoruz. 25 yaşındaki Renato Sanchez geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain formasıyla 27 resmi maçta 2 gol kaydetti. 27 resmi maç 2 gol. Ancak dakika bazında sanırım 905 dakikaydı ya da 900 küsür dakika. Benfica altyapısına yetişen Renato Sanchez kariyeri boyunca Bayern Münih, Svensia, Lille gibi kulüplerde forma giydi. Ee, yani B.K. oylan, Sanchez başlığını koyacağım bu videoya. Arkadaşlar, Renato Sanchez olayına muhtemelen siz de benim gibi inanmadınız, İnanmıyorsunuz da hala da inanmıyorsunuz. Ben hala, bakın çok net duyumlarım var ama ben hala Ali Koç'un Renato Sanchez'i becerebileceğini düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani bu benim kişisel fikrim, bu benim şahsi düşüncem, bu benim e, hani Mustafa Hoca olarak düşüncem. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yanlış anlamayın. Sizlik bir durum yok. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki 5 yıllık döneminde bir tane kupam var futbolda. Taraftar kongre üyeleri dolu, dertli. Sen hatalarını kabullenmek, çözüm önerileri sunmak yerine onları suçluyorsun. Mali kongredeki konuşmanın yarısını bana ayırıyorsun. Sonra beni hayali düşman olarak görme deyince yok öyle bir şey diyorsun. Sen bırak o zaman Aziz Yıldırım konuşmayı. 5 yılın hesabını ver. Hadi ondan da vazgeçtim. Önümüzdeki bir yılı nasıl kurtaracağını açıkla diyor. Şimdi şu cümleleri ben duysam uçağın birini indiririm. Diğerini kaldırırım abi. Rüya takımı kurarım. Haksızsam haksızsın diyeyim. 5 yıllık e, Ali Koç dönemi. 5 sezon 240 maç. 127 galibiyet. 55 beraberlik. 58 mağlubiyet. 9 teknik direktör. 1 resmi kupa. Şimdi ya e, nasıl diyeyim size uzun lafın kısası ben Renato Sanchez'e Bekao'ya söyledikleri zaman kaynaklarım söylediğinde de inanmıyordum. Ya Ali Koç'u bildiğimiz Ali Koç'tur. 15 tane ismi bize de verir. Medyaya da verir. Herkes haberini yapar. Ben sıcak sıcak kaplı maplı videolar çekerim. Öbürleri de çeker. Sonra hop sonuç ne? Soyadında e, şey olan Souza olan Brezilya'dan iki tane saçma sapan isim gelir. İki tane de saçma sapan Avrupa'dan isim gelir. Emekliye ayrılmış. İki tane de saçma sapan isim gelir. Hayırlı olsun der. Sezona başlarız. Sonra iyi başlarız sezona. Oo tamam bu sene o sene biz hissederiz falan filan saçmalıklarıyla başlayan sezon. Yine en iyi ikincilikle sonuçlanır diye düşünüyordum ama gerçekten Renato Sanchez konusunda Ali Koç ısrarcı. Oyuncu gelmek istemiyor. Oyuncuyu da ikna etmek için artık Edin Ceko kozunu kullanırız diye düşünüyorum. Edin Ceko'yu çok yanlış anlıyorsunuz. Hocam 37 yaşındaki futbolcuya bu para verilir mi? Arkadaşlar bak marka değerini yükseltiyorsun. İbrahimovic bugün Fenerbahçe'ye gelse kabul eder misiniz? Ben ederim. Bugün gelse kabul edersiniz. Yani e, kaç oldu ya? 40, 40 oldu mu? Yani 40'ı geçti. 42 41 3 Ekim 81 doğumlu 41 yaşında. 42 olacak. Yani Milan'ın futbolcusu hala başka yere gidecekmiş. Bu sezon 4 maç oynamış. 1 golü var. 144 dakika. Hocam sen de 41 yaşındaki futbolcuyu kabul eder misin? Ya İbrahimovic'in 37 yaşındaki halini kabul eder misiniz? Ben ederim. Anlatabiliyor muyum? Artı sana marka değeri. Yani gelecek futbolcuya da bak referans. Bizde bu var. Hadi sen de gelsene. Haydi gel benimle ol. Oturup yıldızlardan diye. Son olarak da arkadaşlar Fenerbahçe'ye BKO müjdesi. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Udinese'nin Brezilya stoperi Rodrigo Becao kulübüyle 2024'te bitecek olan sözleşmesini uzatmak istemediğini belirtmiş. Sebebi neydi ki? Şimdi stoper adayımız kulübüyle sözleşme yenilemeyi kabul etmediğini belirtti. Sky Sports'un haberine göre Becao'nun 2024'te bitecek sözleşmesini uzatmasını uzatmayı istememesi üzerine kulübü oyuncunun önünü açma kararı aldı. Bir süredir Fenerbahçe devrede bazı takımlara devrede ama Fenerbahçe'nin iletişimi çok iyi. Ve sıcak gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi. Kao'nun ayrılık kararı sonrası Fenerbahçe'nin devreye girip transferi birkaç gün içinde bitirebileceği de vurgulandı. 27 yaşında, 1.91 boyunda sağ ayaklı stoper. 2019'da Bahia'dan Juventus'a 1.6 milyon euroya geldi. PK o sezon 28 maçta 2 gol, 1 asist, 2487 dakika sahada kalarak takımına katkıda bulundu. BKO'yu alırsak kaça alırız hocam? Hocam gelme ihtimali var mı hocam? Hocam sizi çok seviyoruz. Postellerinizi öpüp uyuyoruz. Hocam dün gece resmini öptüm de yattım. İşte şöyle böyle. Ya gelme ihtimali var. Yüksek. Ee, ücretin de ben size söyleyeyim. En fazla 6 milyon euroluk bir bon servis bedeli. Hocam o 6 etmez. Hocam o 2 etmez. Hocam 3 etmez. Hocam 5 etmez. Ya kimi söylesem aynı cümleleri duyacağım. Çünkü burası artık 31 bin kişilik bir kanal ve hala da büyümeyi sürdürüyor inşallah daha da hızlı bir şekilde büyürüz herkes bir herkes bir tane kan dosunu getirse bir gecede 62 bin oluruz ya 5.000 bin artalım 36 bin olalım 38 bin olalım sıkıntı değil yeter ki büyüyelim hani herkes bir kan dosunu getirse iyice büyürüz ama e, yine de destekleriniz için teşekkürler hocam yüzde verir misin valla bekao için dün gece herkes kesin Fenerbahçe'de hayırlı olsun geldi şöyle böyle yaptı Bilirsiniz mesela Montella için herkes Fenerbahçe derken ben dedim ki değil. Türk Teknik Direktör gelecek. Herkes Abdullah Avcı Fenerbahçe derken ben değil dedim. Hani benim herkes derken herkesin ipiyle gitmediğimi de herkes bilir. Bekao için durum farklı. Çünkü zaten söyleyen benim. Duymuş şey yapan benim. İnşallah ayrısı. BKO için %97 diyorum. Renato Sanchez için de %70 diyorum. Sanchez'in inadı kırılırsa %100. Paris Saint Germain cephesinde bir sıkıntı yok. Hatta ben size daha komik bir şey söyleyeyim. Renato Sanchez için satın alma opsiyonu kiralık ve 1 milyon euro civarında bir e, ops, şey, kiralama bedeli diyeyim. Siz gerisini anlayın. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye adım adım. Hani başlığa bakıyoruz diyor içerimdeki farklı. Siz videoyu izlemeden yorum yaparsanız engeli yersiniz bir daha da yorum yorum yapamazsınız. Ah başlıkta ne diyorum Fenerbahçe'ye İtalya'dan dev kule ya da Fenerbahçe'ye müjde üstüne müjde. Hani ben aslında Arda Güler de müjde bence. Bekaver Sanchez resmen Fenerbahçe'ye. İşte detaylar diye koyacağım. Buyurun arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Aboneliklerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.